Siz ne kadar süre birlikte oldunuz? Biz? Biz 6 ay kadar falan. Ciddi bir şey değilmiş. Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Sohbet ediyoruz müsaade edersen. Kendinle ilgili sohbet et o zaman. Pardon, tuvalet ne taraftaydı? Göstereyim ben size. Dur dur sen, ben de telefonumu alacağım. Gel. Siz sohbet edin, bölünmesin. Yiğit ya, bir şey diyeceğim. Ya sen galiba Halit Bey'in holdinginde çalışıyormuşsun, doğru mu? Ya beni Kaya Bey işe aldı da artık Şahika Hanım'ın asistanıyım. Ofise falan uğruyor musun? Bu aralar evdeyim, yerimle ilgileniyorum. Şu oda. Yalnız çocuğu uyandırmamız lazım. Tamam, ben şu perdeleri açayım. Erim. Erimcim. Kalk hayatım. Hani sana bahsetmiştim ya, biri gelip kanını alacak diye. Bak, abi burada geldi. Hemen halledelim, sen geri uyu. Hadi canım. Kalk canım. Çabuk olabilir misin acaba? Aman canı dayanmaz Erimciğim. Ne hırsızı baba ya? Rezil seni. Hem hırsız hem yalancı. Ya insan bunu babasına yapar mı kızım? Ya baba ne yaptı anlamadım ki. Bir de hala soruyor musun kızım? Gidip kuaförle anlaşıyorsun, sonra babanı dolandırıyorsun. Utanmıyor musun sen? Hayatım lütfen sakin ol. Yani eminim Zehra bunu isteyerek yapmamıştır. Boşluğuna denk geldi. Herhalde ona zarar vermek isteyen birinin aklına uydu, öyle değil mi? Kimin? Yıldız'sın. Ne? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yıldız nerede? He? Yıldız nerede? Tuvalete demişti ama. Ay, Erim iyi misin? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Kimsin sen? Önemli bir şey değil, kan testi. Kim istedi testi? Sen nereden geliyorsun? He? Şey... Ben istedim, ben. Ya sen kim oluyorsun da benden izin almadan test için oğlundan kan aldırıyorsun? Ver bakayım şunu. Kötü gözüktüğünü farkındayım ama açıklayacağım Halit. Neyi açıklayacaksın? Benim oğlum iyi misin? Canlar acıttılar mı seni? İyiyim. Halit, bunlar çocuğu zehirliyor olmasın sakın. Ne? Hayır, yok öyle bir şey. Buna eminim. Bu kana gerçekten hemen test yapılsın. Halit, tam tersine. Onlar çocuğu zehirledikleri için ben kan testi istedim. Sana ispat etmek için. Bana bak, kapa çeneni. Al bu adamı götür. Nereden geldiğini, adını, sananı öğreneceksin bana, anladın mı? Seni mahvedeceğim. Benden izinsiz oğlundan kan almanın bedelini ağır ödeyeceksin. Halit, ver şunu. Yiğit, hemen bunu Asım Bey'in laboratuvarına götür. Ben kendisini arayacağım. Sen nasıl bir insansın ya? Bir de anne olacaksın. Erim'den ne istiyorsun ya? Bu çocuk ne yaptı sana? Yıldız belli ki Erim'in ne kadar hasta olduğunu anlamamış. Kendisine saldırdığı için kin bükmüş çocuğa. Öyle bir şey yok. Halit, ben Erim'in iyiliği için uğraşıyorum. Zaten Erim'den de izin aldım. Sorabilirsin. İzin almışmış. Bana bak. Hemen çık git buradan. Hadi. Çık. Hadi hepiniz çıkın buradan. Ne yaptılar sana? Hemen bana söyle. Sabah uyandım. Kan testi yapalım dedi. Erim, en başından anlatır mısın bana? Hadi, Yıldız ne dedi sana? He? Hadi oğlum. Abla! Abla! Ah Caner'cim, hoş geldin. Abla, bittik biz, bittik, bittik. Ne oldu? Yıldız yakalanmış. Ne? Nasıl yakalanmış? Tam kan alınacakken Halit'le Şahika eve gelmişler. Kahretsin ya. Dur dur, dahası da var. Aysel'le konuştum. O Yiğit denen adam var ya. Kan alan adamı da, kanı da almış evden çıkmış gitmiş. Her şey Yıldız'ın başına patlayacak abla. Halit en sonunda
bu yıldızı kapının önüne koyar. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Bir şey yapmamız lazım. Elimin durumunu da öğrenemedik. Ablacığım ne yapacağız? Olan olmuş artık. Ne yapacağız? Şehri terk edelim. Toparla eşyaları, toparla gidelim buradan. Ya bir dur Caner ya, bir dur. Düşünüyorum şu anda. Gerizekalı bir yıldız ya. Bir işi beceremedim. Becerseydi şu anda elim buradaydı ve biz de Şahika'nın gidişini kutluyor olacaktık. Ablacığım o etseydi de olsaydı da olmuyor. Gerçekte ne yapmamız lazım onu söyle. Yıldız'ı bizim o evde tutmamız lazım. Hayda şimdi bu durumda bir de Yıldız'ı düşünüyoruz öyle mi? Bak Yıldız o evden giderse Erim'in durumu daha da tehlikeye girer. Nasıl ya? Yıldız bizim Yıldız. Büyük o koca göbeğiyle Erim'i nasıl koruyacak ki o? Ya sen bakma o beceriksiz meceriksiz ama yine de bir faydası oluyor. O olmasaydı Halil şu anda evliydi ve Erim daha da kötü durumdaydı. Of of Allah'ım ya ben kınadığım şeyi yaşamaktan yani bıktım artık. Abla anlatabiliyor muyum? Ya bu ilahi adalet hep böyle çabuk mu işliyor yoksa sadece bize özel bir şey mi? Caner buldum. Vallahi buldum. Neymiş? Yani biraz riskli ama antrenmanlıyız. Daha önce yaptığımız bir şey. Şuradan telefonumu verir misin? Riskli tabii. Riskli olmasa zaten bizim ne işimiz var? Hay Allah'ım ya. Ya bize beddua edenin de, bize bunu reva görenin de ben rahatını kaçırayım. Al. Dur şimdi, dur sen, dur. Bir şey yok, bir şey yok. Halledersin. Ya yemin ederim ki kötü bir niyetim yoktu diyorum size. Madem kötü bir niyetin yoktu, o zaman niye böyle gizli gizli yapıyorsun Yıldız? Çünkü size söyleseydim bana inanmayacaktınız. Kendinizi tanımıyor musunuz? Sen manyak mısın be? Ha? Kafayı mı yedin sen? Nerede görmüş eve gizli gizli birini sokup kan aldırıldığı? Senin baban bana aynısını yaptığı için oradan aklıma geldi. Yıldız! Hemen çalışma odama gel. Bakalım daha neler göreceğiz. Neyse. Ben kötü olmamak için yorum yapmayayım. Halit. Bak o Şahika denen kadın bildiğin şeytan. Ben sana bunu ispat etmek için yaptım. Yoksa ben Erim'e zarar verecek biri değilim bunu sen de biliyorsun. Benim bildiğim tek şey var. Senin her türlü kötülüğü yapabileceğin. Aynı gün içerisinde kızıma hırsızlık yaptırırken oğluma da kan tahlili yaptırmaya kalktın. Sen bizden ne istiyorsun ya? Ne hırsızlığı ya? Bana bak şimdi saf ayaklarına yatma. Senin bu kafanın nelere çalıştığını ben çok iyi biliyorum. Ama benim o aptal kızım bilmiyor. Ön ayak oluyorsun kızım kuaförle anlaşıyor. Beni düşünen yok. Rezil olan benim. Halit Argun'un kızı babasını tokatlıyor diyecekler. Halit ben... Ne sen? Sen ne? Sen bir yalancısın. Sen her türlü kötülüğü yapabilecek birisin. Ya sen bizim başımıza gelen en kötü şeysin Yıldız ya. Bütün bu hakaretlerinle yılmayacağım. Asıl şeytanın Şahika olduğunu sana ispat edeceğim. Sen gerçekten hastasın ya. Bütün bu olan bitenlerden sonra hala Şahika'yı mı konuşuyorsun sen? Ya bütün bunları o yaptı diyorum sana. Aç şu gözünü artık aç. Bana bak. Ben açtım gözümü. Ne gördüm biliyor musun? Senin yaptığın kötülükleri gördüm. Erim'in yanına yanaşmayacaksın. Erim'e merhaba bile demeyeceksin. Ben Erim'e yardımcı oldum. Çocuğu kurtardım. Gel. Affedersiniz. Bölmek istemezdim ama Yiğit aradı. Ne dedi? Erim'in kan tahlili raporu tam olarak çıkmamış ama... kanında yüksek dozda yabancı maddelere rastlanmış. Ne? Maalesef. Biri ona zarar vermek için vermiş olmalı. Ben sana dedim işte. Kes sesini! Ne diyorsun Halit ya? Bana bak. Çık git bu evden. Hadi. Oğluma zarar vermeye çalışan birinin bu evde durma şansı yok. Senin oğluna ben zarar vermedim be. O zarar verdi o. Neyi anlamıyorsun? Defol git bu evden. Hadi. Defol! Ben senin çocuğunun annesiyim. Hala o yalanları bana inandırmaya mı çalışıyorsun sen? Bana bak. Kanındaki çocuk bendense o çocuğu sana asla bırakmam. Hadi defol git buradan elimden bir kaza çıkmadan. Sana hakkımı helal etmiyorum. Etme! İnanmıyorum ya. Hayat. Bunu nasıl yapabiliyor ya? Dağılma lütfen. Dağılma. Ben bütün bunları nasıl göremedim ya? Şu rapor bir çıksın ondan sonra neyin ne olduğunu anlarız. Ya bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Nasıl bu kadar kötü olabilir? Kötü değil, cahil. Onun tek bir derdi var, o da zengin olmak. Neyse, ucuz kurtulduk. Erim'e verilen zararı düşündükçe delireceğim ben. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Öteden beri kinliydi demek ki. Ama bir çocuğa bunları nasıl yapabilir? Vicdansız. Evet. Şahika lütfen.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.